Gün ve Tarih programımızdan merhaba. Bugün büyük denizcilerimizden birisini konuşacağız. Kurdoğlu Muslihiddin Reis. Bundan önceki gün ve tarih programlarımızda birçok büyük denizcimizi anlattık. Bugün de sıra Kurdoğlu'nda. Kimdir Kurdoğlu Muslihiddin Reis? Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmeden önce kurmuş olduğu donanması var idi. Bu donanma ile İstanbul'u fethetmiş, bir kısmını karadan yürüterek Halic'e indirmiş, dünyada bir ilk olmak üzere ve denizlerde, efendim Akdeniz'de, Karadeniz'de artık biz de varız diye varlığını ortaya koyduğu, Osmanlı donanmasının varlığının ortaya konulduğu Fatih Sultan Mehmet Han'ın donanmasında Kurt Ahmet Bey diye bir denizci vardır. Donanmanın başında komutan vardır bir aralar. Kurt Ahmet Bey. Kurt Ahmet Bey birçok deniz muharebelerinde kumandanlık yapmış ve başarılar kazanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da takdirlerini kazanmıştır. Sonra yaşlandığı zaman Kuzey Afrika'ya göç ederek oraya yerleşmiş ve orada 4 tane erkek evladı büyümüş, gelişmiş. Onlar da deniz hayatına özenmişler. Babaları gibi denizci olmuşlardır. İşte Kurdoğlu Muslihiddin Reis bu 4 kardeşten bir tanesidir. 4 kardeşten 2 tanesi deniz muharebelerinde şehit olmuşlardır. Bir tanesini Rodos'taki şövalyeler veyahut da tapınak şövalyeleri kaçırmıştır. İşin en garip tarafı da kaçırdıkları o olayda Muslihiddin Reis'in, Kurdoğlu Muslihiddin'in nişanlısı da bulunmaktadır. Nişanlısını da Rodos'taki şövalyeler kaçırmışlardır. Kurdoğlu Muslihiddin'in bütün hayatı boyunca bu nişanlısının kurtarılması için çaba sarf ettiğini, Rodos'un fethine kadar bunun için uğraştığını görüyoruz. Peki Rodos'taki tapınak şövalyeleri kimdir? Nereden gelmişlerdir? Muhterem izleyicilerim, Haçlılar 1099 yılında Kudüs'ü ele geçirdiklerinde orada büyük bir katliam yapmışlar. Arkasından fanatik Katolik Yahudiler, Hristiyanlar bir örgüt kurmak suretiyle, gizli bir örgüttü baştan. Sonra bu örgüt bütün dünyada terör olaylarına imza atmaya başlamış idi. İşte bu örgütlerine tapınak şövalyeleri örgütü denilmektedir. Bu örgüt çok şeyler yapmaya çalışmıştır. Çok kanlar akıtmıştır. Çok soygunlar yapmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini çalmak, cesedini çalmak, Mekke Medine'yi işgal edip yakmak, yıkmak gibi son derece tehlikeli hedefleri de var idi ve teşebbüsleri de var idi. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü onlardan geri aldığında 1187 yılında işte bu tapınak şövalyeleri Kudüs'ten çıkarılmış. Onlar da gitmişler Akdeniz'deki muhtelif adalara yerleşmişlerdir. Rodos Adası, Midilli Adası, Kıbrıs Adası ve diğer adalara yerleşmişler. Melanetlerine, terör olaylarına ve vurkaç hadiselerine bu adalardan devam ediyorlar idi. Rodos'a yerleşen bu tapınak şövalyeleri işte demin Muslihiddin Reis'in kardeşi ve nişanlısını kaçırdıkları gibi Müslüman hacılara ve tüccarlara göz açtırmıyorlar. Vurkaç taktiğiyle onları yağma ederek Rodos'taki kartal yuvası kalelerine çekiliyorlar ve bunlara karşı bir şey yapmak da mümkün olmuyor idi. Çünkü çok müstahkem duruma getirmişler idi. Eşkıya yuvası haline gelmiş idi Rodos. Tapınak şövalyeleri bugün bile terör estiriyorlar muhterem izleyicilerim. Geçenlerde bu programın çekiminden önce biliyorsunuz Oslo'da büyük bir katliam yaşandı. Bütün Avrupalılar hemen manşetlerini attılar. Gazetelerine ve televizyonlarına bu El-Kaide işidir, bu Müslümanların terörüdür diye iftira üstüne iftira atmaya başladılar. Çünkü kafalarında hep Müslüman imajı var.
terörist Müslüman imajı var, yanlış bir şekilde kafalarına yer etmiş. Veyahut da maksatlı bir şekilde. Ama olay görüldü ki hiç de öyle değilmiş. Bunlar tapınak şövalyelerinin bugünkü bakiyesi olan birisi, bir genç, Ostolu bir genç, efendim İslamiyet'in yeryüzünde yayılmasını bahane göstererek, İslam'ın efendim Avrupa'da tanınmaması için, Avrupa'daki devletlerin İslam'ı tanımamaları ve Müslümanları yurtlarından kovmaları için bir bahane olarak bu terör eylemini gerçekleştirdiğini kendisi ifade ediyor. Bu halde olunca yine Avrupalıların gündemine İslamiyet oturmuş ve İslamiyet'in bu gencin dediği doğrultuda Avrupa'dan çıkarılması gerektiğini söyleyen şom ağızlar türemiştir. Ama yüze yakın insanı hunharca katleden bir tapınak şövalyesinin bakiyesidir ki Muslihettin Reis'in mücadele ettiği tapınak şövalyeleri de bunlardır. Muslihettin Reis bundan sonraki hayatında artık nişanlısını ve kardeşini kurtarmak üzerine çok çeşitli senaryolar üretmeye ve donanmasını güçlendirmeye başlamıştır. Tunus'a giderek Bizerte denilen yerde bir deniz üssü kuracak ve orada güçlendirdiği donanmasıyla Akdeniz'i bu korsanlara dar etmeye başlayacaktır. Bununla yetinmeyen Muslihettin Reis Karadeniz bölgesine gelecek. Karadeniz bölgesinde efendim seçme Leventler yazarak kendi askerine, kendi donanmasına 50'den fazla gemisini bu Leventlerle donatarak İtalya'ya gidecektir. Ne yapacak İtalya'da? Muhterem izleyicilerim, çılgın bir projesi vardır. Papa'yı kaçıracaktır ve Rodos'ta bulunan nişanlısı ve kardeşine karşı Papa'yı rehin olarak kullanacaktır. Şu işe bakınız ki İtalya'ya vardığında o Leventlerinin, o delikanlıları gördüğünde, o güzel Leventlerini gördüğünde bir müddet tefekküre dalacak. Sonra kendi kardeşi ve nişanlısı için bu Leventlerin canına kıymaya veya bunları tehlikeye atmaya hiçbir hakkım yoktur diyerek oradan geri dönecektir. Ve Barbaros Hayrettin Paşa ile birleşecek, ortak bir donanma kurarak Akdeniz'de Haçlı avına başlayacaklardır. Akdeniz'de artık Haçlılara yer yoktur. Onların soygunları, onların vurgunları artık sona ermiştir. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa ile Muslihettin Reis'in ortak kurmuş olduğu donanma Akdeniz'de bulunmaktadır. 1516 yılına gelindiğinde ise donanması ile birlikte efendim İstanbul'a gelerek Yavuz Sultan Selim Han'ın emrine girdiğini görüyoruz Muslihettin Reis'in. Mısır'a sefer yapıldığında denizden donanmanın İstanbul'dan Mısır'a giderek İskenderiye'den efendim Mısır'ın fethinde yardımcı olunması zamanında Osmanlı donanmasının sağ kolu olarak Muslihettin Reis'in donanmasının da Mısır'a gittiğini ve orada efendim yardımcı olunduğunu, Osmanlı donanmasına yardımcı olduğunu görüyoruz. Ve Yavuz'un Memlük seferinde her türlü desteği veren Muslihettin Reis, Yavuz'u gemilerine alarak Nil nehrinde gezintiye çıkaracak kadar da ona yakın olmuş, onunla hemhal olmayı başarmıştır. Yavuz Sultan Selim Han'ın ömrü kısadır. 1517 yılında Memlük seferini başarıyla yaptıktan sonra bir müddet daha Mısır'da oturacak. Barbaros Hayrettin Paşa ve ekibiyle temas kuracak. Tunus'ta, Cezayir'de bir vilayet kurduracak. Ve bu vilayet Osmanlı'nın bir vilayeti olacak. Ve orada Yavuz Sultan Selim Han'ın Halife-i Müslimin olarak hutbede isimleri okunmaya başlanacaktır. İşte bunda başrollerde yine Muslihettin Reis'in bulunduğunu görüyoruz, okuyoruz. Tabi Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatından sonra
Kanuni Sultan Süleyman Han'ın emrine girecektir Muslihiddin Reis. Ama illa Rodos'a sefer yaptırmak üzere padişah nezdinde ricacı olacaktır. Sonunda Rodos'taki bu şövalyelerin, bu tapınak şövalyeler artıklarının Müslümanlara yapmış oldukları eza cefa ve Mısır'ı fethettikten sonra İstanbul-Mısır yolu üzerinde bulunan Rodos'un Osmanlı donanması için, Osmanlı denizcileri için, Osmanlı nakliyatı için büyük bir tehlike olduğunu gören Kanuni Sultan Süleyman Rodos'un fethine karar verecektir. Ve Rodos'un fethinde de donanmayı Muslihiddin Reis'in emrine verecek ve bu donanma ile 4 Haziran 1522'de İstanbul'dan harekete geçen Osmanlı donanması efendim Rodos'u muhasara etmeye başlayacak. 4 Eylül günü pardon daha sonra ise Kanuni Sultan Süleyman Han ordusuyla Kütahya üzerinden Rodos'a gelecek. Rodos adası ancak efendim 20 binden fazla şehit verildikten sonra Aralık ayında 20 Aralık 1522'de fethedilmiş olacak. Muslihiddin Reis de oradaki intikamını bu şekilde almış olacaktır. 29 Aralık'ta şehre giren Kanuni Sultan Süleyman kaleyi gezecek. Kaleyi gezdikten sonra da Rodos'un en büyük kilisesi olan Saint Jean Kilisesi'ni camiye çevirecek ve cuma namazını o kilisede, o camiye çevrilmiş camide kıldıktan sonra Marmaris'e geçerek geri dönecektir. Ve de Rodos adasına Muslihiddin Reis'i Sancak Bey olarak tayin edecektir. Şanlı Muslihiddin Reis, büyük zaferlere imza atmış olan Muslihiddin Reis, ömrü hem cihatla geçmiş olan Muslihiddin Reis, bir oğul yetiştirecektir ki adı Hızır Hayrettin Reis olacaktır ki Barbaros Hayrettin'den dolayı bu ismi koyduğunu görüyoruz. Hızır Hayrettin Reis kendisinden sonra Süveyş kaptanı olacak Kanuni Sultan Süleyman tarafından ve de Hint seferine gönderilecektir. Neden? Portekizliler Hint Okyanusu kıyısındaki Müslüman devletçiklere göz açtırmıyorlar. Vurkaç taktiğiyle onları soyuyorlar. Katliam yapıyorlar idi. İşte buna engel olmak üzere Hızır Hayrettin Reis'i gönderecek ve Portekizlilere Hint Okyanusu'nu dar getirecektir Hızır Reis. Tabi Hızır Reis'in bir diğer özelliği daha olacak. 2. Selim Han zamanında Endonezya'da bulunan Aceh Sultanlığı'nın, Müslüman Aceh Sultanlığı'nın imdat istemesi üzerine Aceh seferinde yapmış olacaktır. Ancak Aceh seferini başka bir gün ve tarih programında sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü çok önemli bilgiler var. Bilmemiz gereken halifeliğin nerelere kadar götürüldüğünü, ilahi kelimetullah'ın nerelere kadar efendim götürülüp bayraklaştırıldığını bilmemiz yönünden bunu başka bir programda sizlerle paylaşacağım. Ancak Kurdoğlu Muslihiddin Reis fiziksel özellikleri itibariyle lacivert gözlü, uzun boylu, atletik yapılı, çok zeki, çok dindar ve geleneklerine çok bağlı bir efendim büyük bir denizcimizdir. Ne yazık ki nerede doğduğu efendim, nerede vefat ettiği biliniyorsa da doğum ve vefat tarihleri tam olarak tespit edilememiştir. Nur içinde yatsınlar efendim. Bugün sizlerle büyük bir denizcimiz olan Muslihiddin Reis'i, Kurdoğlu Muslihiddin Reis'i konuşmuş olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.